Evet, yardım eder misin biraz? Tabii bir tane. Skolyoz. Neye bakıyorsunuz? Eğer benim cesur, içinizi rahatlatan, sıcak bir özürlü kız olmamı bekliyorsanız boşuna beklersiniz. O yüzden ne yapacaksanız hemen yapın. Evet, Zeynep. Senem Bahçeci, yaş 17. Sağlık kayıtlarında Vater sendromu olduğu yazıyor. Yani? Vater sendromu, omur, anüs, trake, yemek borusu ve renal sistemi etkileyen genetik bir bozukluktur. Hah, bu kıza bir madalya verin. Bütün tanımı ezberlemiş. Hastanın adını ezberlemek kendisiyle yaşamaktan daha kolay tabii. Zeynep. Evet. Senem hastaneye böbrek taşlarını kırdırmaya ve ciğerlerindeki baskıyı azaltmak için torakoplasti olmaya geldi. Bir şey sorabilir miyim? Acaba omurganın eğriliği için radikal bir tedavi yöntemi uyguladınız mı hiç? Bir düşüneyim. Radikal yöntemle mesela omurganın içine çelik bir çubuk sokmayı mı kastediyorsunuz? Hı hı. Evet, denedik. Ben üzereceğim ve çubuk eğrildi. Böbrek taşlarının kırılması küçük bir şey gibi görünebilir. Ama bu yaşam kaliteni çok artıracak. Gerçekten mi? Ameliyattan sonra gidip dans edebilecek miyim yani? Ya da bir sevgilim olacak mı? Senem, tatlım lütfen. Anne kusura bakma. Ama orada durmuş bana yaşam kalitemi artırmamdan bahsediyorlar. Bence doktorlar tutamayacakları sözler vermesin. Doktor olmak için fazla güzelsin. Peki. Senin gibi görünen insanların aptal olması gerekmiyor mu? Yani sadece merak ettim de. Sen benim ameliyatıma girmeyeceksin değil mi? Herhalde sana ayak işlerini yaptırıyorlardır. Ameliyat ciddi bir şey çünkü. Hayır, ameliyatına gireceğim. Yani sen şimdi gerçek bir doktor musun? Evet, gerçek bir doktorum. Ne yaptın? Torpille mi okudun? ÖSS'de torpil geçmiyor. Yani zekisin. Hem güzel hem zeki olamazsın. Muhakkak korkunç bir tarafın vardır. Doğru. Herkesin korkunç bir tarafı vardır. Ama herkesin güzel bir tarafı da vardır. Senin kadar şanslı olsam ben de dünyaya o şapşal gülümsemeyle bakardım. Şimdi biraz dinlen. Sonra yine geleceğim. Gelmezsen üzülmem. Fikret Hanım. Senemi bir de Levent Bey görse. O çok başarılı bir cerrah. Uluslararası bir dergi için Vater sendromu ile ilgili makale hazırlamıştım. Levent Bey'in bu konuda yapabileceği bir şeyler olduğuna inanıyorum. Neden bu kadar ilgileniyorsun? Sırf böyle bir ameliyata girebilmek için mi? Benimle ilgisi yok. Senem için. Henüz çok genç. Zehir gibi bir kız. Bütün ömrünü böyle geçireceğini bilmesi korkunç bir şey. Bir umut olmalı. Tamam. Levent'le bir konuş. Hastanın durumunu ve geçmişini iyice bir anlat. Bakalım ne diyecek. Tamam. Ha Zeynep. Eğer seni ciddiye almazsa gözlerini ona dik. Ve sert sert bak. Tamam mı? Yola gelecektir. Levent Bey. Evet. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Biliyorum çok meşgulsünüz ama hastanede bir kız var, 17 yaşında. Ve Vater sendromu yüzünden ciddi bir skolyozu var. Buraya torakoplasti için yattı. Çünkü kaburgaları ciğerlerine baskı yapıyor. Daha önce 2 defa omurga füzyonu ve bir de bölgesel omurga tedavisi görmüş ama bir işe yaramamış. Omurgası 90 derece eğilmiş ki bu da açıkçası rezalet bir durum.
Açıkçası rezalet bir durum. Bu senin profesyonel görüşün mü? Profesyonel görüşüm sizin ona yardım edebileceğiniz. Zenan'dan sonra ameliyat hırsıyla yanıp tutuşan bir asistanımız daha oldu anlaşılan. Anlamadım, pardon. Çok doluyum, bugün 3 ameliyatım daha var. Tamam, konsültasyon için uğrarım. Bakışlar konusunda haklıymışsınız. Asistanların sizden niye bu kadar korktuğunu da anlamış oldum. İyi taktik. Taktiğimi çözdüğüne göre artık benden korkmayacaksın, öyle mi? Ben bir seneme bakayım. Araba tamamen dağıldı. Kazayı görenler arabadan yürüyerek çıktığıma inanamadılar. Yaşadığına şükrediyorum. Onsuz ne yapardım bilemiyorum. Kırılan başka bir şey var mı? Hayır, sadece burnum. Anladım. Madem burnum baştan inşa edilecek, doğru tabirimi kullandım bilmiyorum ama yani daha şirin bir şey yapabilirsiniz değil mi? Daha şirin olamaz ki. Siz ona bakmayın. Bir keresinde yüzümde kapı tokmağı gibi bir çıban çıkmıştı. Onu bile şirin bulmuştu. Pardon. Şimdi bir bakalım. Evet. Tamam. Az kaldı. Buradan biraz alabiliriz gibi görünüyor. Yani bayağı güzel bir burun yapacaksınız değil mi? Normal estetiğe gelmişim gibi. Evet, normal estetiğe gelmişsiniz gibi. Kendi burnum pek güzel değil. Başka yer almadım dediniz ama kazanın hiçbir yan etkisi olmadı mı en azından psikolojik olarak? Yo, çok iyiyim. Psikiyatri servisinin onayı var. Tamam. Testlerde bir sorun çıkmazsa bugün ameliyata girebiliriz. Ben saat kaçta yapabileceğimize bakayım. Saat kaçta yapabileceğime bak ve bana bildir. Yani yine ameliyatta yok muyum? Yine beni ameliyata sokmuyor. Kurula şikayet edeceğim bunu. Seni de. Ela. Sen de onun kadar suçlusun çünkü. Bir asistanın haksızlığa uğruyor ve sen kılını kıpırdatmıyorsun. Seni alıp başka asistan verirsem ona haksızlık olmayacak mı? Umurumda değil. Ya beni bu adamdan kurtarırsın ya da ben bu hastaneden nakil olmak için başvuru yapacağım. Aslan Bey'in telefonu, buyurun. Oğlunuz şu an odasında değil. Bir notunuz varsa ben alabilirim Meral Hanım. Yalan söylemiyorum. Telefonu odasında bırakmış. Hastanede bir yerlerdedir. Hanımefendi, lütfen kendinize gelir misiniz? Ben oğlunuzla yatmıyorum. Sadece asistanıyım. Kim olduğunuz umurumda bile değil. Benimle böyle konuşamazsınız. Ailecek beni delirtmeye çalışıyor bunlar. Yoksa annemi kızdırdın mı? Aslan Bey, kusura bakmayın ama onu benimle... Onu kızdırdın mı? Evet, deliye döndü. Hazırlan. Ameliyata giriyorsun.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Niçin? Seni çok seviyorum. Aslan'la konuşmuşsun. Aslan mı söyledi? Evet. Beni ameliyata alıyor. Çok teşekkür ederim. Yani yine iyiyiz. Hem de çok iyiyiz. Yokluğumu fark etmeden gideyim ben. Fikrini değiştirmesini istemem. Senem, durumunu inceledim. Birçok acılı ve başarısız ameliyat geçirdiğini biliyorum. Ama eğer istersen omurganda kayda değer bir gelişme sağlayabilirim. Bir gelişme derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? Yani senin dik durmanı sağlayabilirim. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Çünkü sakat bir kıza dalga geçmek hiç iyi bir şey değildir. Şunu görüyor musun? Şuradaki eğri bölgeyi. Onu alacağım. Yani siz kızımın omurgasının bir parçasını kesip atmak mı istiyorsunuz? Hı hı. Ve onun yerine omur boşluğunu dolduracak titanyum bir kafes yerleştireceğim. Bunun araştırmalarını gördüm. Oldukça başarılı olan vakalar var. Ya başarısız olanlar? Felç ya da ölümle sonuçlanmış. Ama Levent Bey bu konuda bulabileceğiniz en müthiş cerrahtır. O daha 17 yaşında. Anne, biliyorum. Hala ölümün bir insanın başına gelebilecek en kötü şey olduğunu düşünüyorsun. Ama yemin ederim değil. Ben varım. Allah kahretsin! Nasıl ödemezler? Her şeye bir kulp buluyorlar. Ben bütün ömrüm boyunca para ödedim sigortaya. Standart bir ameliyat olmaması sebebiyle diyor. Melek Hanım, iyi misiniz? Sigortadan fax geldi şimdi. Ameliyatı ödemiyorlarmış. Konjenital vater sendromu var. Omurgası korkunç durumda ve ameliyat tek kurtuluşu. İyi günler. 17 yaşında bir hastam için arıyorum. Hayır, sigortalı olan annesi. Tamam, kiminle görüşmem gerektiğini söyleyin o zaman. Evet, ama o tedavinin yararı olmamış. Beyefendi, bu hastanın suçu değil ki. Sigorta bu ameliyatı neden karşılamıyor? Anlamak istediğim bu. Evet, bu. Dosyaya bakarsanız göreceksiniz. Orada röntgen filmi ve tanı raporu var. Ameliyat... Ne? Dosya sizde değil mi? Neden baştan söylemiyorsunuz? Kimde peki? Hayır, başkasına bağlamayacaksınız. Saatlerdir birbirinize bağlıyorsunuz zaten. Sizi dava edeceğim. Duydunuz mu? Size dava açacağım. Levent Bey. Kusura bakmayın, yine rahatsız ediyorum ama... Önemli bir şey mi? Evet, zor çok önemli. Zor bir ameliyata girmek üzereyim. Evet, çok önemli. Senem o ameliyatı olamayacak. Sigorta karşılamıyor. Başhekim olarak bu konuda bir şey yapabilir misiniz? Ameliyatı hastane üstlense. Zeynep, hastane bu durumdaki her hastanın ameliyatını karşılayacak olsa hizmet veremez duruma gelir. Ama ailenin 100.000 doları karşılamasına imkan yok. Hastane için... Hastane ölümcül vakalarda elinden geleni yapıyor. Ama bu öyle bir durum değil. Sigortayla konuşmayı dene. Bazen işe yarar. Konuştum, işe yaramadı. Lanet olsun. Fikret Hanım. Sigorta titanyum kafes operasyonunun standart bir ameliyat olmadığını söylüyor. Ailenin de bunu karşılayabilecek durumu yok. Levent Bey'le konuştum ama hastanenin bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını... Zeynep, tirat atma. Konuyu özetle. Sigorta Senem'in ameliyatını karşılayamıyor ve aile de bunu ödeyebilecek durumda değil.
Ona umut verdik. Düzeleceğini, normal bir yaşam olabileceğini söyledik. Bu şekilde yüzüstü bırakamayız. Bu ameliyat onun hakkı. Vater sendromu konusunda bir makale yazdım demiştin, değil mi? Yazdım. Böyle bir vakayla tekrar karşılaşma olasılığı nedir sence? Burada oldukça düşük. Zaten literatürdeki ameliyat örneklerinin hepsi de Amerika'dan. Yani bu hasta eğitim vakası olsa asistanlar çok şey öğrenebilir. Eğitim vakası? Fikret Hanım, harikasınız. Eski şefim de iyi biriydi ama siz çok farklısınız. Evet, çok farklıyımdır. Mesela yalakalıktan hiç haz etmem. Sekiz ay önce kalın bağırsağından büyük bir tümör çıkardım. O zamandan beri kemoterapi ve radyoterapi görüyor. Kanseri yendiğini düşünmüştük. Affedersiniz. Müge Aydın'ın doktorları siz misiniz? Evet beyefendi. Onu siz mi getirdiniz? Evet. Sabah zar zor nefes alıyordu. Sizce gıda zehirlenmesi olabilir mi? Dün midye yemiştik. Gerçi ben iyiyim ama. Gıda zehirlenmesi olduğunu sanmıyorum. Radyasyonun yan etkisi olabilir. Ne radyasyonu? Kanser tedavisinde kullanılan radyasyon. Kanser mi? İyi de Müge'nin kanseri yok ki. Ben onun erkek arkadaşıyım. Olsa bilirdim. Tam kan sayımı, sedimentasyon, tümör markaları iste ve karın tomografisi çektir. İzninizle. Hasan Bey, iyi misiniz? İyiyim. Yok canım, terliyorsunuz siz ya, titriyorsunuz. Seni gördüm ya, ondandır. Sizin için ne yapabilirim Hasan Bey? Lütfen çekinmeyin, söyleyin. Biz bir ekibiz, lütfen. Uzaklaşabilirsin benden mesela. Size uzanan bir yardım elini böyle mi karşılıyorsunuz Hasan Bey? Aşk olsun size. Ayhan. Pişman oldunuz değil mi? Oldum Ayhan. Doğruma pişman oldum. Şunu laboratuvara götürsene. Acil olduğunu söyle. Lütfen. Ne lütfen? Sihirli kelimeyi söylemediniz. Lütfen bunu laboratuvara götürür müsünüz? Lütfen. Merak etmeyin. Bizzat laborantın başında bekleyerek işi takip edeceğim. Senin neyin var? Kanla beraber yolladığınız bir çocuk vardı ya. Ayhan mı? O dokundu bana. İçimi kuruttu çocuk ya. Var öyle bir etkisi, evet. Ay. Anneciğim neredesin ya? Bak oğlun hasta oldu. Sen hastaneye yolla sapasağlam. Orada hasta etsinler. Ah, merhaba Hasan Bey. Annesi gel. Hem oğlunu kurtar, hem bizi. Anneciğim olsaydı şimdi bir nane limon kaynatırdı bana. Turp gibi kalkardım ha. Annem mantar kaynatır mıydı hiç sana? Ne demek o? Belki çocukken yabani mantar yemişsindir. Hani bir iki ondan öyle olmuşsundur. Ya Borant Bey,
Dilinizden zehir damlıyor. Ama bir gün elbet bana işiniz düşer. Zehirli. 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 Ay. Hastanın kanı yüksek oranda toksik yayıyor. En ufak bir temas tehlikeli olabilir. Yapmamız gerekeni anlayana kadar kimse içeriye girmeyecek. Kesinlikle. Durumu nasıl? Hala baygın. Ama kan basıncı normale dönmeye başladı. Hemen çıkarılmaları çok iyi oldu. Evet. Levent Bey, imzanız lazım. Ne biliyoruz Suat? Çantasında bitkisel bazı ilaçlar bulmuşlar. Laborantlar kanda kemoterapi için verilen kimyasalla karıştığında nörotoksik bir bileşime dönüştüğünü düşünüyorlar. Kan havayla temas edince de toksik etkisi artıyor ve ortamdakileri etkiliyor. Zamanında fark ettiğimiz için çok şanslıyız. Onları şans değil, Hasan kurtardı. Ekibi içeriden onu çıkardı. Hastaların hepsine sıvı takın. Aralıklı oksijen takibi yapın. Asıl hasta için ne yapacağız? Ela, haberin yok galiba. Zehirli bir hasta varmış. Fikret Hanım, Zenan, herkes zehirlenmiş. Ne? Aa. Korkma, şimdi iyiler. Ama hasta açık halde masada kalmış. Hasan Bey iyi mi? O da zehirlenmiş mi? Bu giysiler hava geçirmez. Tüpler giysinin içindeki havanın dolaşmasını sağlayacak. Yardım edebileceğin bir şey var mı? Şimdilik yok. Sen dışarıda bekle. Piller uzun süredir şarj edilmemiş. Tahminim pil bitmeden dışarı çıkmak için sadece 30 dakikanız var. Olamaz. Anestezinin etkisi geçiyor. Hasta uyanıyor. Arkadaşlar sakin olun. Tam izole olmadan içeri girersek 5 dakika bile dayanamayız. Ve hasta ölür. En az 2 dakika daha lazım. Onun 2 dakikası yok. Ela! Dur! Ela! Dur. Hastanın bağırsakları ortada masada yatıyor. Profilin dozunu ayarlamak için kaç kilo olduğunu bulmalıyım. 60 kilo civarı görünüyor. Tamam, sakin ol, geçti. Tamam, tuttum. 30 dakika başladı. İyi misin?
Yaptığınız gerçek bir kahramanlık Hasan Bey. Kendinizi hiç düşünmeden içeri atmışsınız. Yok canım, önemli bir şey değil. Öyle demeyin. Ya onları kurtarırken size bir şey olsaydı? Çok üzülür müydün? Üzülmez miyim? Fikret Hanım ve Zenem nerede? Belki onlara yardım edebilirim. Bilmiyorum. Neler oluyor? Sonra öğrenirsin, acelemiz var. Fikret Hanım, ben ne yapabilirim? Ayak altından çekilebilirsin. Kahretsin, bağırsaklar şişti. Ne kadar zamanımız var? 8 dakika. Bağırsaklar şişti mi? Evet. Bu şekilde batına sığmaları mümkün değil. Suat Bey, sebebini biliyorum. Dediklerimi uygularsanız sorunu çözebiliriz. Tamam. İyi misin? Evet, durum ne? Bilmiyorum. Kimse bana bir şey söylemiyor ki. Nereye? Gözlem odasına. Ben de geliyorum. Yeni de olsam ben de asistanım, sizin gibi. Aksini söyleyen olmadı ki. Neler oluyor? Fikret Hanım anestezi uzmanının nazogastrik tüpü koymadan bayılmış olduğunu hatırladı. O yüzden şimdi bir tane nazogastrik takacaklar. Ve bağırsaklardaki havayı dışarı alınca batına daha kolay yerleştirecekler. Ve çok az havaları kaldı. Ben de sormuştum ama cevap veren olmamıştı. Levent Bey. Bağırsaklardaki sıvıyı dışarı çıkarmalısınız. Tamam. Daha sonra hastanın üstünü şeffaf örtüyle kapatıp ameliyatı bitirmemiz gerekiyor. İyi görünmüyorlar. Artık çıkmanız lazım. Az kaldı. Ameliyat yerinin üzerine örtünce çıkacağız. Hava durumunuz nedir? Benim bitti. Sen çık, ben sararım. Tek başına mı? Yapamazsın. Suat. İşte bu hiç iyi değil. Suat. Suat. Lütfen ölme. Seni seviyorum. Hastayı nakle hazır hale getirmemiz gerekiyor. Sırayla çalışılacak. Bir seferde bir doktor. Kimse 20 saniyeden fazla kalmayacak. Önce siz girin isterseniz Aslan Bey. Ben girmeyeceğim. Pardon? Elimize kalan son sağlıklı cerrahı sinirsel bir zehre maruz bırakmak, sorumsuzca davranmak olur. Zehrin hala bilmediğimiz uzun süreli etkileri olabilir. Ben burada kalıyorum.
Ben suyun altında 3 dakika kalabiliyorum. Tamam. İlk sen giriyorsun. Maskesini takın. Tamponları ıslat ve boşluklara doldur. Zeynep. Hazırım. Güvenlik naylonunu etrafına iyice sar. Sıkı sıkı olmalı. Hadi. Hadi. Hadi Zeynep, çabuk. Zehirli havayı vakum etmesi için ameliyat yeri etrafını mümkün olduğunca sıkı yapıştırman gerekiyor Ela. Şiştiğinde tam yerine oturduğuna emin olabilirsin. Tamam mı? Hadi, hadi bakalım. Hadi Ela, hadi. Hadi Ela. Başaracak biliyorum. Aranızdaki bağ gözlerimi yaşartıyor. Motosiklet kazası. Yaralı 2 genç. Kızın durumu ağır. 20'li yaşlarda. İç organ kanaması var. Kızı aldım. Erkek senin. Erkeğinki daha iyi. Sol alt ekstremitede kırık var. Kızın hipotansiyonu var. Sıvı tak. Tansiyonu 60'a 40 ile başladı. En son 70'e 40. Bilinci kapalı. GKS 8. Onu kurtaracaksınız değil mi? Ne olur kurtarın onu. Çekil. Hemen anesteziye haber verin. Gerekirse entübe etsinler. Bu arada hastaya PA akciğer grafisi çeksinler. Daha sonra hastayı tomografiye götürüp kranyal, toraks ve batın taraması yapılsın. Hı. Elinde bir çatlak ve bacağında 2 yerde kırık var. Ucuz atlatmışsın. Yani kız arkadaşına göre. Seval'den haber var mı? O nasıl? Ameliyat hazırlıyorlar. Bana hep yavaş git derdi. Sürattan çok korkardı. Neden onu dinlemedim ki? Ya benim yüzümden ölürse? Elimizden geleni yapıyoruz.
Ne öyle? Kan almam gerekiyor. Tahliller için. Ne tahlili ya? Kusura bakmayın ama bunu yapmak zorundayım. Prosedür öyle. Beyefendi. Neler yaptın? Parçaladın onu. Geberteceğim seni. Geberteceğim. Beyefendi lütfen sakin olun. Burası bir hastane. Bu it yüzünden göz göre göre kızım gidiyor. Ona bir şey olursa öldürürüm seni. Siz hastayı götürün. Merak etmeyin. Kızınız iyi olur. Clem. Beklediğimden de yoğun kanama var. Kanama pıhtılaşması uzundu. Taze donmuş plazma geldi. Takın hemen. Hepatik arter yırtılmış. Fikret Hanım. Hocam. Ha. Hocam. Ben de seni arıyordum. Tunç'un ailesinden haber var mı? Hocam Almanya'da yaşıyorlarmış. Haber vermek istemiyor. Bu arada ben Tunç'un uyuşturucu madde kullandığından şüphelendim. Tahliller için kan vermekten çok rahatsız oldu. Ayrıca göz bebekleri de normalden büyüktü. Hasan, kızın babasıyla konuşmam gerekiyor. Hasan, kızın sevgilisinin uyuşturucu bağımlısı olduğundan şüpheleniyor. İki uyuşturucu bağımlımız olabilir. Şimdi ben de aynı şeyi düşünüyordum. Seval'in ameliyatı sırasında çok ciddi bir pıhtılaşma sorunu yaşadık. Karaciğer fonksiyon testleri de bozuk. Hasan, ikisinden de kan ve idrar örneği alarak toksolojiye gönder. Tamam hocam. Doktor bey. Lütfen oturun. Bir değişiklik var mı? Daha iyi. Ama bu gece yoğun bakımda geçirecek. Kızınızın kanında pıhtılaşma sorunu var. Daha önce bu yüzden problem yaşamış mıydınız? Hayır. Hayır. Bize hiç böyle bir şey söylenmedi. Geçen sene apandisit ameliyatı geçirdi. Hı hı. Hiçbir sorun çıkmadı. Önemli bir şey mi? Neden olabilir? Şu an araştırıyoruz. Şimdi söylemek zor. Pek çok sebebi olabilir. Peki hiç kızınızın uyuşturucu kullandığından şüphelendiniz mi? Uyuşturucu mu? Benim kızım mı? Erkek arkadaşının da böyle bir alışkanlığı olduğundan şüpheleniyoruz. O serseriden her şey beklenir. O hayvan kızıma uyuşturucu verdiyse işte o zaman onu öldürürüm. Lütfen sakin olun. Hiç böyle bir şeyden şüphelenmediniz, doğru mu anlıyorum? Kesinlikle doğru. Ben şüphelendim. Son bir yıldır bizden çok uzaklaştı. Sürekli odasına kapanır oldu. Dersleriyle sorunlar yaşamaya başladı. Daha önceleri hep çok iyi bir öğrenciydi. Genç bunlar. Her zaman böyle şeyler olur. Ne alakası var uyuşturucuyla, onunla bununla? Son zamanlarda kilo vermeye başladı. Rejim yaptığını söyledi. Bazen durduk yerde terlediğini fark ettim. Laf mı şimdi bu senin söylediklerin? Saçmalık hepsi. Ben de konduramadığım için üstünde durmadım. Ama hata yapmışım.
Anne baba olarak görevimiz gözümüzü açık tutmak, görmezden gelmek değil. Kızıma uyuşturucu verdin mi? Orhan, şimdi sırası değil. Ona uyuşturucu verdin mi dedim sana? Orhan, hadi çıkalım buradan. Birazdan Sevel'i odaya getirecekler. Sen insanın evladı ne demektir biliyor musun? Ne emeklerle büyür, hiçbir fikrin var mı? El bebek, gül bebek büyütürsün. Üzerine titrersin. Biraz nezle olunca için açır. Gerçekten çok özür dilerim. Kaza benim suçum. Hızlı gidiyordum ama... Sonra senin gibi Orhan, bir uyuşturucu bağımlısı gelir... ...bütün Orhan, emeklerini mahveder. Orhan, her şey yerle bir olur. Ne olur. Biraz sakin olur musunuz? Lütfen. İkisinin de tahlil sonuçlarını aldık. Üzgünüm ama madde kullandıkları kesinleşti. Ne? Güzel kızım, canım yavrum, neler yaptın sen? Bak kızım, kötü arkadaşın insana neler yaptığını gördüm. Biz hep söyledik sana, arkadaşlarını dikkatli seç diye. Ama sen bizi hiç dinlemedin. Hep burnunun dikine dikine gittim. Orhan, yeter. Öğüt verme zamanı değil. Seval'i dinleme zamanı. Çözüm bulma zamanı. Çözüm belli. Tedavi olacak, iyileşecek. Ve o serseriyi bir daha görmeyecek. Orhan Bey. Birazdan psikiyatristimiz burada olacak. Hem Seval Hanım'la görüşecek... ...hem de bağımlılık tedavisiyle ilgili sizleri bilgilendirecek. Kötü arkadaşlarla ilgili de uyarsınlar. Sen pırıl pırıl çok iyi yetişmiş bir kızsın. Ne işin var öyle adamlarla da desinler. Baba. Söylemeliyim. Onun suçu değil. Benim suçum. Hayır kızım. Kendini suçlama. O içmeseydi o zıkkımı sen de içmeyecektin. Yalnızca arkadaş seçiminde yanılmışsın. Kötü arkadaş seçmişsin. Baba. Söylemeliyim. Bu defa kötü arkadaş benim. Tunç benim yüzümden uyuşturucuya başladı. Zeynep, hemen biriniz anesteziye haber versin, hadi. Fikret Hanım, tansiyon alamıyorum. Ameliyathaneye haber ver, hazır olsunlar. Suat Bey'i de bilgilendir, hadi tamam. hadi. Tampon. Röntgen sonuçlarını istiyorum. Peki Suat. Acele et. Aslan. Fikret Hanım, ameliyathane hazır, sizi bekliyorlar. Tamam, hadi çocuklar. Hemen gidiyoruz. Yavaş, dikkat. Sarsmadan. Yavaş. Yedinci kattan atlamış. Bahçe demirlerine saplanmış. Pek kurtulacak gibi görünmüyor. Kahretsin. Abdominal aort yaralanmış. Aort klempi verin. Hemen ikinci aspiratörü de devreye sokun. İçeride kandan dolayı hiçbir şey göremiyoruz. Ela, batın kompresle kanayan yere baskı yap. Klemp.
Karnı yıkamak için 50'lik enjektörde serum verin. Buyurun Ela Hanım. Kalp ventriküler fibrilasyona girdi. Ela, hemen şoka başla. Anestezi, bir ampul adrenalin ve atropin yapın. 200'e şarj et. Çekilin. Ölüm saati 16:42. Gözde Hanım... Öldü mü? Maalesef evet. Umurunuzda mı bilmiyorum ama haber vermek istedim. Hayır. Umurumda değil. Neden olsun ki? İçki mi içtiniz siz? Evet. Dün bir hastam getirmişti. Bugün içmem içinmiş demek ki. Gözde. Bu dünyada yaşamak için fazla zayıf ve aptaldı. O size aşık olmuştu. Tek hatası da buydu. Kadınlar asla aşık olmaz. Böyle düşünmek sizi rahatlatıyor mu? Beni yalnız bırak. Gitme. Yalnız kalmak istemiyorum. Kadınlar kimseyi sevemez. Kendi çocuklarını bile. Yanılıyorsunuz Aslan Bey. Çocuktum. 4 ya da 5 yaşındaydım. Bir gün annemin odasından sesler geldi. Anneme bir şeyler oluyor sandım. Bağırıyordu. İçeri girdim. Bir adamla çırılçıplaktı. Çok şaşırdım. Sonra annem bana kimseye söyleme dedi.
Eğer babama söylersem ayrılmak zorunda kalacağımızı söyledi. Ben babama söylemedim. Kimseye söylemedim. Ama beni terk etti. Ben kimseye söylememiştim. Anneniz sizi aradı geçen gün. Kan var. Efendim? Ayaklarında kan var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.